an canlı yayın yapacağız Balıkesir'de. Tamam. Biliyorsunuz Cemile maalesef önce bir istismara uğruyor abisi tarafından. Arkasından hamile kaldığı iddiası var. Ve daha sonra da Balıkesir'de babası, üvey abisi ve üvey abisinin karısı sevgili Naciye Hanım'ın da kız kardeşi. Üçü beraber gidiyorlar, öldürüyorlar. Ve arkasından da bir kuyuya atıyorlar iddiaya göre. Naciye Hanım, tatlım benim, Cemile'nin cesedini öldürdükten sonra nereye atıyorlar? Bilmiyorum, yeri bilmiyorum ki. Ne duydun? Ben ona gitmedim ki hiç kuyuya. Ne hiç duydun? Gitmedim ki, bilmiyorum ona. Sadece ne biliyorum ona söylüyorum yani. Söyle canım. Söylüyorum, hep söylüyorum yani. Hayır, bir kuyunun içine mi koyuyorlar? Herhalde öder yani. Kimden? Nereye koyacaklar? Nereye koyacak? Gömebilirler. Bir toprak kazı. Tabii biliyor, ona biliyor ama her şeyi biliyor yani. Sen ne duydun? Duydum yani. Alemde duydum yani. Herkes biliyor yani. Ha, sen duyduğun şeyi söyler misin? Herkes biliyor yani. Sen duyduğunu söyle. Komşu da herkes biliyor yani. Herkes biliyor. Naciye Hanım, Cemile'yi nereye atıyorlar? Ne konuşuyorlar? Yani akrabalar ne konuşuyor? Senin kızların, onun kardeşleri ne diyorlar? Benim yanımda hiç konuşmuyor. Sadece kuyu atıyor. Herkes dedi. Kim ben söyledi? Ben konuşmuyor hiç. Tamam, ben yabancıyım çünkü yani. Tamam, anladım. Peki kuyuya attığını kim söyledi? Mesela orada ormanda çoban var, mesela her şey yani, komşu var mesela, herkes dedi yani. Herkes söyledi, bir çoban var o sırada. Mesela baba da ölmüş, kuyuya koymuş. Nasıl bir kuyuymuş? Bilmiyorum, kuyu bile derin kuyu, bilmiyorum ki yani. Derin bir kuyu. Tabii ben görmedim ama el alem hepsi dedi yani. Fatmacığım, sen ne biliyorsun tatlım? He? Kardeşini ne yapıyorlar, nereye atıyorlar, nasıl bir kuyu? Aile arasında, çünkü bir aile meclisinin kararıyla öldürüldüğü için evet. Hamit Gürbüz'ün bütün çocukları aslında Cemile'nin nasıl bir cinayete kurban gittiğini ve nereye gömüldüğünü aslında biliyor. Aslında kız kardeş Şerife daha çok biliyor, Sakine biliyor. Yani aynı anneden olan kardeşler daha çok biliyor, biliyorsunuz. Nereye gömmüşler? Yıllarca bize sakladılar, hep dediler evlidir, bilmiyorum nerede. Sonra biz başkalarından duyduk. Sonra baktık, bunlar herkese anlatmışlar. Peki bu üveyler. Kuyuda su var yani mıymış? Yani cinayeti anlatmışlar. Bilmiyorum, herkes kuyu görmedim, bilmiyorum ona. Hiç görmedim ki. Bir şey söyleyeyim ben şöyle mi? Biliyorum, kuyuda toprak varmış demişsin sen. Üstüne kuyu içine dedi, üstüne toprak var dedi. Benim kızım oduna gitti, baba dedi bu ne saçı dedi, o saçı bırakın gelin. Benim çocuğum daha küçüktür. Ne saçı ya, saçı ne? Orada kuyu içine dedi saç var, üstünde. Çocuklar dedi. Saçını da kesiyorlar. Şerife almaz ona dedi. Baba dedi. Bir defa. Babası. Özür dilerim. Şerife senin kızın Elmas'a mı söylüyor? Diğer kız kardeşi. Kızı babaya söyleyecek. Baba oduna götürecek ki ona. Fatmacığım anlat sen tatlım. Tamam. Şimdi bunlar küçükken odun kesiyor, yakacak. Şerife dedi orada saç vardı, ben de aldım, babam da bana kızmış demiş bırak. Sonra Hamit o saçları... Kuyunun orada mı? Kuyunun tam üstünde, kenarında. Üstünde mesela, orada üstünde. Saçını mı kesip koymuşlar? Ya böyle saçını yolmuşlar ya öyle. Oh. Öyle yani. Sonra Şerife dedi babam bastonuyla o saçları bile toprağa dedi, böyle toprağa şey basmış öyle. Anladığım kadarıyla öldürdükten sonra Cemile'yi özür dilerim. Cemile'yi öldürdükten sonra bu Hamit Gürbüz, senin kocan, çocukların da babası... Evet. Kendi bütün çocuklarını götürüp oraya gezdiriyor mu? Odun toplamaya mı götürüyor? Odun toplamaya gidiyor. Sonra daha kaç yıl geçti, o kız evliydi şu an Şerife. Telefonda 2-3 yıl önce bana anlattı. Dedi biz küçükken hatırlıyorum. Cinayetten ne kadar süre sonra kızları oraya odun toplamaya götürüyor? Kaç gün sonra? Daha hemen sonra. Çünkü çocuk dedi biz küçüktük. Ya dedi, daha küçük. Mesela küçük de çocuğu yani. Belki bir yıl geçmiş gitmemiş. Sen evde misin o sırada hala? Evdeyim. Sen o sırada evdesin, daha gitmemişsin. Daha gitmedim. Çocuklar aldı kömür toplamaya, odun toplamaya götürdü. Hatırlıyor musun o günü? Hatırlıyorum. Çocuklar gelip anlattılar mı orada saç var dediler? Dedi orada saç var dedi, baba söyle dedi, baba bu ne saçı? Dedi o saçı bırakın gelin, boş ver. Ama bana sonra anlatmışlar, kız evlenmiş ya. Yani 2-3 yıl önce anlattı. Dedi ben küçükken hatırlıyorum. Elmas mı anlattı. Şerife mi? Evet, ikisi de. Evet, ikisi. Kız kardeşleri yani. Evet, İnacı'nın kızı. Şimdi orada bir kuyu var. O dönemin jandarması o kuyulara bakmamış maalesef. Şimdi şu anki muhtar Şeref Bey'le beraber muhabirimiz Ayşegül Ekelik Balıkesir'de kuyuların olduğu bölgede. Ayşegül'cim ne kadar uzaklıkta eve o kuyu? O senin bulunduğun kuyuya da galiba bakılmamış anladığım kadarıyla. İyi yayınlar Didem Hanım. Burası Hamitlerin evine yaklaşık 17 dakika uzaklıkta yürüme mesafesi. Yani biz 17 dakikada yürüdük. Fakat onlar bu yollara alışık olduğu için daha kısa sürede de buraya ulaşabiliyorlar. Şu an kuyuların olduğu yerdeyiz. Bu taşla kaplı olan yer
o dönem Cemile'nin hayatta olduğu dönemde kullanılan kuyu. Aslında bahsedilen kuyu burasıydı. Hemen yan tarafına yeni bir kuyu, şu anki kullanılan kuyu yapılmış. Fakat bu yan tarafta, yani şu an kullanılmayan kuyu taşla kapatılmış ve kullanılmayacak bir durumda. Eskiden kuyu burada mıydı? Bir kuyu varmış burada. Sonra yan tarafa böyle bir kuyuya mı atmışlar? Öyle yani. Etrafı taşlarla çevireyim. Öyle, herhalde öyle yani. Ben kuyu görmedim. Hiç görmedim orayı. Ama ne duydular? Yok canım, yok, ben ölmedim. Yok, yok. Hayır, sen ne duydun? Ne duydun? Köşe duymak. Duydum, duydum dedi Cemile. Kimden duydun mesela? Kuyu. Kimden duydun? Kimden duydun? Kimden duydun? Kim sana söyledi? Öyle alemde yani, komşu da mesela yani. Hangi komşu? Ya komşu orada hepsi. Ona dedi Cemile kuyuya koymuşsun. Öldürmüş, kuyuya koymuş. Fatma Hanım, Naciye Hanım'ın çok şey bildiğini düşünüyor da konuşuyor. Abla, sen dedin ya yabancıyı bana anlatmıyorlar. Mesela kız kardeşin sana anlatmadı. Yok canım. Hatice anlatmadı. Yok. O da kardeşindir ya. Dedin yabancı, o da senin kardeşin. Çünkü anlatmadı. Cinayet işlendiği sırada Hatice de orada. Şeref Bey, merhabalar. Duyuyor musunuz beni? Merhaba, iyi yayınlar Didan Hanım. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz şu anda muhtar mısınız? Evet, muhtarım. 2009'dan beri devamlı. 2009'dan beri. Şimdi 2012 yılında, evet, da bir araştırma yapılıyor. Ben şöyle biliyorum, Abdullah Sazak, çoban o dönem, ifadesi alınmış. Mustafa, Hamit ve Cemile'yi dağa giderken görmüşler. Ama sizin bulunduğunuz kuyularda 2012 yılında o sırada bir arama, bir şey yapıldı mı muhtar bey? Herhangi bir arama yapılmadı Didem Hanım. Arama yapılan yerler ayrı noktalarda. O kardeşlerin bize yaptığından gösterdikleri yeri kazı çalışması yapıldı. Neresi, kim, hangi kardeşler? İki yer kazıldı. Şeref Bey, hangileri size nereyi gösterdi? Bana daha doğrusu göstermedi. Biz olay yerine giderken beni jandarma arabasından indirdiler. Beni Mustafa'ya yakın gördüler. Onlara söyleyebilir diye ben jandarma arabasından indim. Ondan sonra kazılarda bulundum. Yani jandarmalarla birlikte kazılara gittim. Hı hı. Kazı çalışması yaptık. Onları biliyorum. Yani mezarı açıldı ufak çocuğun. Evet. Onların yanında bulundum. Öyle. Yani kuyuların, onların iddia ettiği kuyular burası. Doğru köyler mevkii diyoruz biz buraya. Onların evine çok yakın bir mesafe. Burada ilk kuyu vardı, kapatılmış. Ondan sonra yeniden yenisi açılmış. Ama biz bu suyu köyümüze kullanıyoruz yani şu anda. Cazibeli, depomuza akan bir su bu. Peki o dönem kardeşlerden, Mustafa'nın kardeşlerinden kimler, nerelere, yani hangi kardeşler katıldı yer göstermeyi hatırlıyor musunuz? Şeyler vardı, Hatice vardı, Elmas vardı, Şerife vardı, üçü. Ona küçüktü. Ha, küçük. Karısı yok, kardeşi. Kardeşi Hatice, Elmas. Evet, evet. Elmas ve Şerife. Bir de Şerife, evet. Ona hepsi küçüktür. Ama Şerife'nin yani Mustafa'dan daha sonra öğrendiği, aslında cesedin nereye gömüldüğünü Mustafa kardeşi Şerife'ye söylemiş. Aile içinde konuşuluyormuş. Yani köyde aslında cesedin nerede olduğu aile yakınları tarafından biliniyor anladığım kadarıyla. Herkes Şeref Bey, doğru mu? Herkes biliyor. Herkes biliyor. Doğrudur. Zaten bunların ifadeleri de var Didem abla. Yani şeyde, jandarma ifadesinde var. Evet, biliyorum, bir haber yani kaynağımız. O dönemde ben kara... Evet. İddia ettikleri böyle. Yani benim bildiklerim, jandarmaya kadar gittik. O zaman onların şikayetçi olduğu zamanları da biliyorum. Jandarmaya da gittik. Yani orada konuştular, şikayetçi oldular Mustafa'dan. O dönemin yani jandarması... Hepsi biliyorlar. Evet, haber kaynağımız, o dönemdeki jandarmada çalışmış olan haber kaynağımız bize ifadelerle ilgili detayları anlattı. Gerçekten de Şerife ifadesinde cinayeti ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Ama tabii yer göstermeye başka bir yere götürüyorlar. Yani şu an sizin bulunduğunuz, bak şey de biliyor, Naciye Hanım da biliyor. O dönemki üçüncü eşi Hamit Bey'in. Yani o kuyu, sizin bulunduğunuz birkaç kuyuya, şu an bulunduğunuz kuyuya, başka kuyulara da bakılmamış anladığım kadarıyla. Dönemin jandarması. Evet, doğrudur. Buraya bakılmadı. Peki orada Cemile olabilir mi? Olabilir mi bulunduğunuz yerde cesedi, yani şey, kemikleri?
şu anda zannetmiyorum. Yani bu kullanılan bir kuyuydu, yol üzeri. Yani böyle bir şey olacağını zannetmiyorum burada yani. Ama bir tanesi diğer kuyu, diğer kuyu toprakla doldurulmuş, evet, etrafı taşla, evet, kapatılmış. Taşla, aynen. Burası taşla örülen bir yer. Onu kapatmışlar. Ondan sonra bizim köyümüze cazibeli şu anda buradaki kuyu suyunu kullanıyoruz yani. Peki o kuyu neden kapatmışlar Şeref Bey? Onu bilemiyorum Didem abla. E tamam. Demek ki o zaman yani o kuyu kullanılabilir. Onun etrafına yeni bir beton atılabilir. Yeni düzenleme yapılabilir. Orası kapatılıyor. Yan tarafa tekrar kuyu açılıyor. Yani oraları nasıl bakılmadı? Neden şimdi bakılmadı? Şimdi adam söylemese kim nerede biliyor nerededir? Kesinlikle öyle. Didem Hanım böyle olmaz ki. Ya bence bir de yıllarca arasan bulamazlar. Ya arkasından tabii olmaz. Bir Almancı, Almanya'da yaşayan bir, evet, orada çalışan birinin öldürüldüğü iddiası var. Daha sonra Almanya'daki o kişiden Mustafa'nın karısının bir çocuğu olduğu iddiası var. O çocuğu da öldürdüğü iddiası var ve de babasını öldürdüğü iddiası var. Aslında 5 cinayetten bahsediyoruz.